dayım diye doğru, birini tanıttı, doğru, tanıttı, sevgilisi çıktı. Doğru. Bir kahve içiyordum, uyuyordum. Kahve başımı içiyordum. Kaldıramıyorum. E şimdi kadar. Ben niye uyumuyorum? Uyumuyorsun. Ablam. Niye uyumuyorum ablam? Hiç uyumuyorsun. Hiç uyumuyorum. Ben sabaha kadar kahve içiyorum. Kahve niye içilir? Uykuyu da kahve içtim de başımı kaldıramıyorum. Gidip yatıyorum. Tamam sen Kadriye... Gördüğümden ağrı geliyor başım. Kadriye ile yüzleşmeye hazır mısın? Hazırım. Kadriye Hanım gelir misiniz lütfen? Burada Kadriye Hanım. Bakalım. Karı koca bir yüzleşecekler. O neler anlatacak? Kadriye Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ne güzel misin gözler falan? Sağ ol. Teşekkür nasılsın? Ederim. İyi. Geç sağ bakalım. Olsun, nasılsınız? Sağ ol. Çok teşekkürler. Ne zamandır karı koca birbirinizi görmüyorsunuz? 3 ay oldu. 3 aydır. Evet. İsa Bey bize başvurdu. Evet. Sizin hakkınızda bayağı ağır suçlamalar var. Bir konuşmak ister misiniz birbirinizle? Şu anda hiç. Merhaba İsa. Merhaba. Hı? İsa konuşmayacağım mı Kadriye ile? Selam Allah'ın selam. Selam verdi ben de aldım merhaba dedim. Merhaba dedim. Şimdi İsa dedi ki, arkadaşlar monitörüm gitti benim. Hı. İsa dedi ki, işte eve birini getirdi bir buçuk yıl boyunca. İşte siz işte 13 yıllık yaklaşık evlisiniz galiba değil mi Kadriye? 11 sene oldu hocam. 11 senelik evlisiniz. Diyor ki işte 2011 yılında hatta kaçarak evlenmişsiniz. Evet. Sonrasında bir süre sonra işte çocuk doğduktan sonra işte 1,5 yıl önce falan eve birini çağırmışsın. Bu benim dayım demişsin. Ve beyefendinin adı Osman galiba, Osman Çelik. Evet, annemin dayısının oğlu oluyor. Siz de dayı... Niye, peki hala, abla söz hakkı istiyorum. Tabii tabii, konuşabilirsin. Niye dayım diye tanıtıyorsun beni o zaman? Dayı değil, annemin dayısının oğlu olduğunu hayır, biliyorsun İsa. Bilmiyorum. Sen benim akrabalarımı tanımıyor musun? Benim tanımıyorum. Ailenin hepsini tanıyorum. Yıllardır evliyiz. Ben bu adamı düğünümde görmedim. Nişanda görmedim. Sen düğün yaptın. Kaç yıl sonra çıkıp geliyor bu adam? Dayın oluyor. Dayım diye tanıttın beni. İsa birbirinizi dinleyin olur mu? Dayım diye tanıttın. Tamam ben seni dinliyorum. Dayım diye tanıttın. Yıllardır. Evet doğru dayımdır. He. Dayı diyoruz yani. Adam geldi miydi beni uyutup bir fincan kahveye uyuyorum. Başım gövdemden ağrı geliyor. Uyuyorum. Niye uyuyorsun İsa? Uyutuyorsun. Uyutuyorsun işte. Böyle çok yalan konuşuyorsun. Allah'ıma yalan konuşmuyorum. Sen çocuğumun babasısın. Ben sana kesinlikle öyle bir şey yapmam. Sen de çocuğumun anne... Yok, hakaret etmeden konuşun birbirinize. Olmaz. Bak Yağmur da seni dinliyor yok, şu an. Yok ona izin vermem. Dinlesin. Yani bak çocukla buluşmak istiyorsun ya. Evet. Birbirinize hakaret etmeden konuşabilirsiniz. Yıllardır... Yıllardır dayındı da pekala kaç yıldan sonra çıkıp dayın oluyor... Ben bu adamı ilk defa görüyorum. Sen benimle bir yere gelmiyorsun ki akrabalarımı tanıyasın. Bak, kaçarak evlendik biz seninle zaten. Tanışma fırsatı oldu mu? Kaçarak evlendik. Evet. Dayım dedin. Evet. Annenin dayısının oğlu çıktı. Evet. En sonunda içki içtiniz evde. İçki ben mi içtim İsa? Orada sen de vardın. Beraber içtiniz. Hayır sen de masadaydın. Hayır. Osman Bey'i ortaya aldınız. Beren bu tarafta, sen bu tarafta. Tamam ben içtim kapalı. Mi? İçki içtim beni mi? Beni bir fincan kahveye uyuttunuz. Ben başımı kaldıramadım. Uyudum. Evet doğru gülme doğru. Ben gece saat 12.30 bir civarlarıydı. Uyandım. Evet. Lavaboya gidesim geldi. Baktım kapılar kapalı. Dua ettim. Kurban olduğum Allah'ım bu kapılar niye kapalı? Bakın kapıyı bakayım. Açtığımda duman altı olmuşsunuz. Sizin mutfağın kapısı da kapalı. İçiyordunuz. Evet. Ben de... Relax ol, sakin ol değil. Konuyu yanlış anlatma. Hayır. Onunla... Şimdi şöyle yapalım. Aynısını biz, şunu, bak bir dakika. Relax ol, sakin İsa, ol. İsa senin akrabalarını bilmez mi Kadriye? Tanımasın lazım. Siz kaçarak evlendi. Tanımıyorum. Evet, ama ben Osman Bey'i hiç... tanımıyorum ama öbürlerini tanıyorum. Annemgül'le bile barıştırmaya götürmedi ki. Akrabamı nereden tanıyacaksın ama zaten sen? Tanımıyorsun kendini... ki. Kadriye sen kendin kaçmak istemişsin. Kaçarak evlenmişsin. Yok, beraber kaçalım hayır. dedi. Hayır, kaçalım dedin. Resmi ya hikaye ben yaptı, kendi kaçtık. Kendime ben al kaçırır mı dedim sana İsa. Resmi hikaye yaptık, kaçtık. Ya, bir gün izinle gelmedin mi? Ha? İşe gidiyorum diyerekten gelmedin mi yanıma? Zaten öncesi anlaşmalı ki seninle. Anlaşmalı nikah yapalım kaçalım dedi. Borçamı kaçtık. Aldım da hadi beni kaçırma dedim sana. Nikah yaptık kaçtık. Nikah yaptın kaçtınız. Evet. Hastanede tanışmışsınız. Senin evet. teyzen orada Perihan Hanım o sırada. Anneannem geçici felçlik geçiriyordu. Gözleri de görmüyordu. İsa Bey'i çok seviyordu. Hı hı. Beni vermemi istediler. Anneannem. Anneme o sırada dedi ki, hasta bakıcı olduğu için arabayla hastaları gezdiriyorlar ya beni de evet. gezdir demişsin. Peşimde çok geziyordu. Ben Hı. de evlisin diyordum. Ben seni almam falan diyordum. Ben bekarım diye. Evli mi o sırada İsa? İsa ha. evlenmiş ayrılmış. 2 tane evlilik yapmış.
Ben evet, üçüncü eşiyim. Sen üçüncü eşisin. Benim ilk evliliğim. Evet. Aa, diğerlerini söylemedin bize İsa. Bir tane nişanlılığı var. Bir tane ne var? Nişanlılığı var. Evet. Resmi nikahım yok birinden. Dokuz ay evli kalmış biriyle imam nikahla ayrılmış. Sonra diğeri de resmiyetle evlenmişler, ayrılmışlar. Bir tane nişanlısı var. Bilmiyor muydun sen bunları? Ben birini biliyordum. Hamile olduktan sonra öğrendim diğerlerini. Ha. Peki yani 11 yıl boyunca evli kalmışsın sonuçta, evet, İsa'yla. Evet. Peki şu dayı eve, yani bu Osman Çelik niye sizin evinize gelip gitmeye başladı? Ya bir veya iki geldi. Sürekli hayır, gelmedi hayır efendim. Yani. Sürekli geliyordu. Yo. İki güne, üç güne bir geliyordu, yatılık alıyordu. Yok. Hayır. Sen onun öncesini anlatsana, o içki ortamı diyorsun ya. Sen anlat. Hayır, sen anlat. Onun öncesi ben hastalandım, beni hastaneye götür diye ağladım, sızladım, götürmedin beni hastaneye. Hatırlıyor musun? Onun sabaha gene sen götürmedin. Senin uykun o kadar ağır ki seni uyandırıyorum. Uyutuyorsun işte, top uyutuyorsun. Patlasa uyanmıyorsun. 11 senedir uyuyorsun. İsa. Uyutuyorsunuz işte. Nasıl uyutayım ben seni ben ya? Ben o kahveyi içince uyuyorum. Ondan neden sonra ben niye yollarda uyuyamıyorum? Yollarda bile uyuyorum ben. Kahve içerken şimdi ben niye uyumuyorum? Aylardır uyumuyorum ben. Niye yemeğine koymuyorum da kahvene niye koyuyorum? Kahveme çayıma koyup uyutuyorsunuz. Koyuyor muydun? Yani Allah içkisi, yukarıda yani, şahidim. Hayır. Evet. Ben bilmem. Hiç uyku ilacı bilmem ben. Hiç anlamam. Kardeşin Perihan teyzene demiş, İsa'yı uyuttuk, gittik. Ya teyzem de bağlansın. Teyzen söyledi. Bağlansın, niye bana söylüyor? Diyor ki, İsa'ya ben öyle söyledim, orada söylesin, benim adımı vermiş de ben İsa'yı rezil edeceğim diyor şu an sana. Ha, Perihan Hanım mı? Evet. Teyze. Evet. Peki bir dakika, yavaş yavaş gidelim. Şimdi İsa abinin uykusu ağır mıdır? Uykusu ağırdır. Hayır efendim, uykum ağır değil. Şimdi nasıl? Şimdi güzel. Ben gece nöbetlerine gidiyorum. Vicdanın da belki uyutmuyor seni. Vicdanın. Vicdanındır uyutmuyor. Hayır, vicdanı uyutmuyor. Bence vicdanın hayır, uyutmuyor. Hayır. Çok şükür vicdanlıyım. Alnım açık, alnım ak. Şu an ben çocuğu zor getirdim, biliyor musunuz? Görüşmek istemiyorum seninle. Çocuğumun psikolojisi diye bozuldu oradan oraya işte. Hayır, ilgilenmiyorsun ki. Seni görme hayır kararım var, görme günlerim var. Kaçıyorsunuz, sürekli kaçıyorsunuz. Niye kaçak? Bizim yerimiz yurdumuz belli ki. Bir dakika, şu meseleyi bir anlayalım. Şimdi senin Osman Çelik, seni bir iki defa sen geldi diyorsun. Evet, bir iki defa geldi. İsa da diyor ki 1,5 ay boyunca düzenli olarak geldi. Hatta sizde kalıyormuş. Yok. Biz hatta zaten bununla kavgalıydık. Sandalye kırmıştı belimde. Çok hayır, tenekesini yere kırdıydı. Yere vurdum diyor. Yere hayır, belimde kırdım. Benim sırtım mosmordu. Ya, rapor aldın o zaman. Yalan söylüyor efendim. Rapor aldın mı? Almadım. Hayır. Almadım. Kabul etmiyorum. Ağladı, sızladı. Bardak da fırlatmıştı. Onu da söyle. Lavaboya bardak fırlattım. Ben bardak fırlattın. Çocuk ağladı. Ben tezgahın yanında ya, bizim yemek masamız falan. Bardağı fırlattı. Şöyle yapınca bardak direkt kırıldı. Peki yani bir şey söyleyeceğim. Kulağımız anladığım oldu kadarıyla Osman sizin evinize gelince çok da fazla rahatsız olmuş İsa. Sen kendi getirdi arkadaşlarına niye rahatsız olmuyor? Hayır. Akrabalarına niye rahatsız olmuyor? Hayır. Çıkıyor, rahatsız olmuyor. Kardeşlerini küfür ediyor, belden aşağı rahatsız olmuyorsun. Yalan söyleme. Dayılarımdan, akrabalarımdan mı rahatsız dayım, oluyorsun? Dayım diyorsun. Tamam mı? Annemizin dayısı sayılır. O zaman niye benim dayım diyorsun? Hocam. Öz dayım diyorsun. Beni de öyle tanıştırıyorsun. Öz dayım demedim ben. Osman kaç yaşında ya? 30 yaşında, benden küçük. Ha, küçük senden. Peki eşin senin rahatsız olduysa en azından onu bir süre evden uzaklaştırıp bir... Yok, söylemedi ki. Söylese ben zaten... Beni söyleyip de ben... Bana dese ki şu gelmesin, bu gelmesin, ben rahatsız oluyorum. Zaten ben şey yaparım. Ama o bana şey yapmıyor yani. O benim, söylemiyor. Benim nikahlı eşim... Ben rahatsız olduğum insanlarla geliyor, sonuçta görüşüyor yani. Nikahlı eşine insan güveniyor sonuçta. Güvendiği darlara kar yağıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir kahve fincanı içiyorsun. Yani şöyle bir fincan kahve içiyorsun. 5 dakika sonra kaç gibi, yatıyorsun? Kaç gibi içiyorsun? Kahve. Her akşam kahve mi? Kendin mi istiyordun yoksa ya Kadriye mi veriyordun? Kahve içen birisi zaten. Tamam mı? Ha. Kahve içtikten sonra kahve niye yapıyorum? Sohbet edelim diye. Uyuyorum işte. Uyutuyorsun işte. Sen sohbet eden biri değilsin ki, işten gelirsin, kuşlarını uçutursun. Muhabbet kuşlarına yedirirsin. Ondan sonra çayını yersin. Ya yemeğini yersin. İşte kahveni, çayını işte içer yatarsın. Uyutuyorsun Kadriye Hanım. Bir misafirim gelse de yatarsın. Uyutuyorsun işte, uyutuyorsun. Peki Kadriye, bir şey soracağım. Daha öncesinde uyur muydu? Son 2 yıldır mı uyumaya başladı? Hocam biz evlendiğimizden beri uyuyor. 11 yalan senedir söylüyor. Uyuyor. Yalan söylüyor. Vallahi billah. Yalan öyle söylüyor. Olur mu? Yalan söylüyor biz efendim. Biz gece hastaneye çocuğu götürüyoruz, kalkmıyorsun. Yalan söylüyor efendim. Kaç defa sen çocuğun yanında oldun hastanelerde, acillerde? Olmadın kaç mı defa oldun? Olmadın mı hiç? Senin hiç kardeşin bile kamyonla yanımızdan geçti, götürmedi hastaneye. Ben çocuğuma ameliyat yaptırmadın mı? İsa bak, çok geniz yalan eti konuşuyorsun. Geniz ben seni sonuçta aldırmadın mı çocuğunun annesiyim, ağır intihamda bulunuyorsun. Ben de çocuğumun babasıyım. Babasısın, ben kesinlikle sana şunu yaptım, bunu yaptım dedim ama mi? Ama sen yaptın Kadriye Hanım. Seni görüştürmedim mi? Alıp da ayağına kadar getirmedin mi çocuğu? En son biz mahkemeliyiz bak. Evet, mahkemeliyiz. Hakim ne dedi?
Hakimin verdiği kararlara niye uymuyorsun? Niye çocuğu alıp gidiyorsun? Niye bana haber veriyorsun? Sen uymuyorsun, ben uyuyorum. Oralara geleceğiz, oralara geleceğiz. Önce aranızdaki olayı bir anlamaya çalışalım da. Yani